Bir yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Startuplar ve girişimler üzerine konuşmaya ve düşünmeye devam ediyoruz. Bugün iş modeli üzerine biraz konuşmak istiyorum. İş modeli bir girişime kalkışmak isteyen cesur kişinin ya da bir startup kurmak isteyen kişi ya da ekibin çok dikkat etme dikkate alması gereken bir kavram. Çok önemli bir kavram. İş modeline bakarak bir işin yaşayacağı güçlükleri ya da oluşturacağı fırsatları bir miktar öngörebilmek mümkün. Baştan iş modelini düşünmeyen startuplar da daha sonra çok ciddi zorluklar yaşıyorlar. Bu zorlu bir yolculuk. Daha önce de söylemiştim ve bu yolculuğun çok küçük bir parça, e, parçası fikir. Bir fikre sahip olmak. Ya da e, şöyle de tarif edebiliriz. Eğer yolculuğun başındaysanız dünyayı tamamen kendi merkezinizden algılamaya anlamaya başlıyorsunuz. Ama potansiyeli aktüele geçiren insanlar ya da geçirmek isteyen insanlar kendileri kadar kendi dışındaki insanları ve o dünyayı da anlayabilen insanlar. Çünkü ancak bunu anlayarak orada bir değişim istediğimiz bir değişimi oluşturabiliyoruz. Fikirden sonra diğer önemli kısım operasyon, eylem, hareketti. Bunları daha önce de bol bol konuştuk. Ama yani bunlar bile yetmiyor. Ortada kocaman bir iş işin ne olduğunu, bu dünyada işlerin nasıl yürüdüğünü anlama meselesi var. Uzaktan baktığımızda işler bize çok kolay gibi gözükebilir ve e, bir takım işlere bakıp e, altı üstü bir tane web sitesi diyebilirsiniz. O zaman e, tablonun görünmeyen kısmını gör, gö, siz de görmüyorsunuz demektir. Beceri zaten bu görünmeyen kısmı görebilir hale gelmek yavaş yavaş okuyarak, öğrenerek deneyerek yanılarak bunları yavaş yavaş görebilir hale geliyoruz. Ben mesela kendi hayatımda bazı kararları alırken bir takım girişim kararlarını alırken eğer deneyimim yoksa hızlıca ilk baktığım şey etrafımda tanıdığım insanlar arasında o deneyime sahip biri var mı ya da o deneyime sahip birini tanıyan birilerini tanıyor muyum? Neden bunu yapıyorum? Çünkü deneyim sahibi insanın sizin anlattığınız fikre şöyle hızlıca bakıp 3-5 dakikada söyleyeceği birkaç cümle çok değerli. Sadece bu 3-5 cümleyi kurduğu için basit bir iş yapıyor gibi görünebilir bu deneyimli insanlar ama eğer faydalanmayı bilirseniz size çok şey söylüyor olacaklardır. Bizim için bir şeylerin yeni olması o şeyin üzerine hiç kimsenin hiçbir şey düşünmediği ya da deneyim üretmediği anlamına gelmez. Bu gibi durumlarda yani deneyim yoluyla bizden daha fazla öngörüye sahip olabilecekse birileri bir konu ile ilgili destek almaktan çekinmemek gerekir. Destek almaktan kastım tabii ki kendi yerinize başkasını düşündürtmek değil. Orada destek almaktan kastım sadece o kişiyi özel bir takım deneyimlerin faydasını almaya çalışmak. Yoksa sizin yerinize başka birisinin düşünmesinin bir değeri yok. Bu podcast içerisinde de daha çok temel bir takım zihinsel modelleri, sezgi karşı fikirleri ele alma nedenimiz de bu. Bunun üzerine konuşalım, düşünelim ki kendi hayatımızda ilk olarak bunları geçirebilelim diye. İşte iş modeli bu karşı tarafı, karşı dünyayı ve bu işlerin bu dünyada nasıl yürüdüğünü anlamanın en önemli gereçlerinden bir tanesi. İş modeli kanvasından daha önce bahsetmiştim. basit bir şekilde iş modeli kanvası çalışarak kendi işinizin bu dünyada çalışıp çalışmayacağını az çok görebiliyorsunuz. İşte bu iş modeli kavramı üzerine bir önceki bölümde Smarter Startup web sitesinden bahsetmiştim. Size de incelemenizi tavsiye ederim. Orada rastladığım bir düşünceden bahsetmek istiyorum. Web sitesinde anlattığı dökümanın üzerinden geçerek. iş modeli arketipleri diye bir model geliştirmişler. Çok ilginç. Meşhur psikiyatrist Carl Jung'un arketipleri vardır. Kişilerle ilgili karakter kişilik kişilik arketipleri vardır. Çok bilgili olduğum bir konu değil. Sadece isim olarak biliyorum kavramı. Oradan esinlendiğini söylüyor site Jungun Carl Jungun arketiplerinden ve Carl Jungun arketiplerinden ilham alarak temel kişilik karakter özellikleri arketiplerinden yola çıkarak iş modeliyle ilgili temel arketipleri çıkarmışlar. İlginç, üzerinden geçmemizin faydalı olacağını düşünüyorum. Hangi temel kategoriler vardır diye kendilerine sormuşlar ve bu arketipleri çıkarmışlar. Öncelikle birincil arketipler dediği dedi, e, sitenin üç tane kategori var. Ürün, hizmet, ticaret. Bunlar en temelleri diyor. İş modeli arketipi olarak ikincil olanlarsa brokerlık yapmak, abonelik Pazar yeri, marketplace oluşturmak ve ekosistem üzerinden geçelim. Bu şeylere bakarak ve bunların birini ya da birkaçını bir arada kullanarak yeni tip iş modelleri geliştirmenin mümkün olduğunu iddia ediyor. E, teker teker üzerinden geçecek olursak, birinci arketip ürün arketipi. Ürün nedir? Böyle elle tutulabilir, kullanılabilir, alınıp satılabilir, fiyatlandırılabilir bir şeydir. Hizmetten fark, önce ürüne birkaç tane örnek verelim. Mesela kitap bir üründür, sabun bir üründür, şampuan bir üründür. Online dünya açısından örnekler vermiş web sitesi, e-kitap bir üründür. WordPress platformu vardır, meşhur blokların çıktığı. O platform için, WordPress için üretilen bir plugin mesela bir üründür. Online dünya için elle tutulabilir olmasını... Tabii ki ortadan kaldırmış olduk kategori olarak. Ben eksik bir şey söylemiş oldum. Elle tutulabilir derken kastettiğinin çünkü fiziksel ürün olduğunu düşünmüştüm. Her tür üründen bahsediyor burada kategori olarak. Özelliğini alıp satabiliyorsunuz. Hizmetten farklı olarak depolanabiliyor. Bir yerde tutulabiliyor. Hizmetin özelliği nedir? Hizmet ise bir şekilde hizmeti alanla verenin eş zamanlı bir yerde bulunmasını gerektiren türde bir şeydir. Hizmet İkinci arketip abonelik şu anda online dünyada özellikle hemen hemen herkes aboneliğe geçmeye çalışıyor abonelik çünkü bize on, öngörülebilir bir nakit akışı sağlıyor bu yüzden çok değerli aylık monthly recurring revenue takip ederek yani aylık tekrar eden gelirimizi çünkü kaç tane kullanıcımız olduğunu biliyoruz ayda ve onların ayda bize kaç lira ödediğini biliyoruz. Böylece kullanmaya devam ederlerse bu kullanıcılar her ay nakit akışı olarak bir bizim girişimimizin, startupımızın kasasına giren parayı görebiliyoruz. Bu önemli bir bilgi. Ee, diğer tip işlerde en zorlanılan kısım budur freelance işlerde özellikle. Freelance işler için sizin bir aylık tekrar eden gelir oluşturmanız çok kolay değildir. Ancak bir tür ajans gibi aylık abonelik yine bakın aboneliğe girmiş oluyorsunuz. Yani ajans ücreti alarak bir yıl boyunca ayda belli bir hizmeti, belli bir ücret karşılığında vermeye başladığınızı düşünelim. Biraz daha öngörülebilir bir dünya oluşturmuş olursunuz kendinize. Ama yine gördüğünüz gibi abonelik modelini kullanıyorsunuz. Tek seferde ürün olarak kullanılan şeyler bile artık aboneliğe geçmeye başladılar. Benim mekte kullandığım bir kelime işlemci programı vardı mesela. Daha önce bahsettiğimi biliyorum. Ulysses ben tek seferlik satın aldım ve güncellemeler geliyordu bana sonra birden pat diye aboneliğe geçtim. Ben de kullanmaktan vazgeçmiştim. Böyle bir risk de var tabii ki. Adobe kendi Photoshop gibi ürünlerini şu anda bulut üzerinden abonelik hizmetiyle sunmaya başladı. Bir e, aylık ücret ödeyerek bütün Adobe ürünlerine ulaşabiliyorsunuz. Dediğim gibi özellikle öngörülebilir olduğu için ve karşılıklı kazan kazan kurgusu oluşturduğu için şu anda abonelik çok ciddi miktarda bir şey iştah oluşturmuş durumda insanlarda. Bazı durumlarda software as a service yani bir yazılımın servis olarak sunulmasından bahsedebiliyoruz abonelik için Adobe'de olduğu gibi ya da content as a service demiş. Yani bir içeriğin hizmet olarak sunulması. Mesela Her Gün Öğren bu kategoriye giriyor. Biz Her Gün Öğren'de daha önceden hazır tuttuğumuz bir takım videoları kurum çalışanlarıyla buluşturuyoruz. Böylece içeriği bir hizmet olarak insanlara sunmuş oluyoruz. Abonelik modeli bize öncelikle kullanıcı açısından da avantaj sağlıyor. Zaten startup açısından avantajından bahsetmiştim. Kullanıcı için sağladığı avantaj nedir? Mesela e, görece olarak düşük bir fiyat ödeyerek Adobe'nin bütün ürünlerine hızlıca ulaşabilir oluyorum. Yani o ürünleri tek tek satın almaya kalksam çok ciddi bir parayı önceden vermem gerekiyor. Hiçbir güncellemeye ulaşamayabilirim. E, abonelik olduğunda ise bütün ürün kategorisine birden ulaşıyorum. E, ya da Spotify'ı düşünün. Ne yapıyor şu anda? Bir Sınırsız Adeta müzik arşiviyle sizi buluşturuyor. Bu müzik arşivini sizin fiziksel olarak kendi evinizde kurgulamanız, kurmanız, bulundurmanız çok maliyetli bir şey, neredeyse imkansıza yakın. Halbuki çok küçük bir para karşılığında Böyle bir faydayı alabiliyorsunuz. Bu faydayı nasıl alabiliyorsunuz? Mes, yani kitle bir iş yaptığı için Spotify. Zaten kitle için bir şey yapmaya başladığımızda birden ölçekler değişmeye başlıyor. Yani Spotify gibi bir hizmete gerçekten kendi cebimizden çıkan para açısından bence oldukça düşük bir para veriyoruz. Ama hepimizi yan yana getirdiğimizde ortaya çok astronomik bir rakam çıkıyor çok yüksek bir gelir elde ediyor yani Spotify. Kazan kazan işte burada devreye giriyor. Üçüncü arketip hizmet arketipi. Burada da ne bileyim bir bakım hizmeti olabilir bir, bir ürünün bir başka ürüne entegrasyonu olabilir örnekler verilmiş web sitesinde ya da bir platformun custom hale getirilmesi olabilir yani diyelim ki bir wordpress sitesi kuruyorsunuz o bir, bir tane tema satın aldınız. Sizin bir e teması... satın aldınız diyelim ki. Sizin web siteniz için o temanın daha custom hale getirilip size özel hale getirilmesi işini, hizmetini birisi size verebilir. Hizmetin özelliği nedir? Hizmeti alanla veren, hizmet bu yani hizmeti veren kişi özellikle şimdiki zamanda bir vakti geçirmeli, bir yerde geçirmeli. Biriktirilemez bir şekilde. Yani ben parasını ödeyeceğim bir hizmet satın alacağım. O, o hizmette bana şimdiki zamandan itibaren ulaşacak. Şimdiki zamanda ulaşacak. Hizmetteki insan emeği ya da kullanılan emek biriktirilemiyor. En önemli özelliği bu. Ürün ve hizmet arasındaki bu ayrım bu arada çok tartışılan ve işte çok da aslında net çizgiler de çizilemeyecek bir tarafı da var. Ama en azından böyle bir kabu ayrım yapabiliriz. Dördüncü kategori brokerlık tarzı işler. Bu tarz işlerde ne yapıyorsunuz? Bir tarafa bir başka tarafın faydasını sunmaya çalışıyorsunuz. Gemi brokerları vardır ya, yani koca bir geminin taşıyabileceği yükü bir kişi sağlayamıyor olabilir, bazı durumlarda ya da en azından sağlamıyordur. Oradaki o gemi alanını brokerlar parça parça bir takım insanlara sağlamış olurlar. Yani ben birey olarak bir gemiyle yükümü gönderemeyecek durumdayken bir broker sayesinde bizi bir araya getirip o broker bizim bu ihtiyacımızı bir araya getirerek bizi bir gemiyi kullanabilir hale getirebilir. Bu tarz brokerlık işleri de bir iş modeli arka tipi olarak kurgulanabilir demiş. İşte ne bileyim burada verdiği web sitesinde verdiği örnek reklam networkleri bir takım markalara online trafik sağlayan reklam networklerini bir örnek olarak vermiş. Beşinci iş modeli arketipi ticaret. En temellerinden bir tanesi. Yani alıcılarla satıcıları bir araya getirmek. Alıcılarla satıcıları bir araya getiren iş modelleri. Değerli olan bir şeyi bir üretilmiş olan değeri alıyorsunuz paketliyorsunuz ve bunu isteyenlere ulaştırıyorsunuz. Arada da bir kar elde ediyorsunuz. İşte e-ticareti buna bir örnek olarak verebiliriz. Ticaret zaten en temel iş modellerinden bir tanesi. Altıncısı iş modeli arketipi altıncı pazar yeri pazar yeri özellikle Apple sonrasında Apple'ın Steve Jobs'ın e, iPhone için kurguladığı e, noktadan itibaren şu anda çok gözde olan abonelik gibi modellerden bir tanesi gözde bir model e, ilk kurguladığında Steve Jobs ben hatırlıyorum öyle çok tutacak bir şey gibi gözükmemişti insanlara yani kapalı olan sadece Apple'a özel bir alanda sadece Apple için bir takım yazılımcıların bir şeyler geliştireceği fikri çok yeniydi o anda. Şimdi ama tuttuğunu görüyoruz. Orada çok ciddi bir yazılım iş gücü, insan kaynağı şu anda dünya için değer üretmeye çalışıyor. İşte Google Play'in, Android'in ve şu anda Apple'ın ağırlıklı olarak market yerlerinde, pazar yerlerinde. Pazar yeri ne yapıyor? Yazılımcıyla kullanıcıyı bir pazar yerinde adeta bir araya getiriyor. O pazar yeri ismetini veriyor Apple. Apple örneğini verecek olursak bundan da bir yüzde alıyor yazılımcıdan belli bir e satışın belli bir yüzdesini bu hizmeti verdiği için alıyor. Bu tarz Pazar yeri girişimlerini kurgulamak ciddi yatırımlar istiyor tabii ki. Çünkü e, pazar yeri oluşturmaya başladığınızda sıfır noktasından başlıyorsunuz. E, orada üretecek insanları çekmeniz gerekiyor. Nasıl çekeceksiniz? Üretecek birileri yoksa üretilmiş bir şey de yok demektir. Kullanıcıları nasıl çekeceksiniz? Biraz başlangıçta... Sizin zekice yöntemler kullanarak bu motoru çalıştırmaya başlamanız gerekiyor. Bu tarz pazar yeri kurgularında özellikle. Altıncı pazar yeri, yedinci son e, arketip, iş modeli arketipi ekosistem. E, ekosistemde e, üç tane e, birincil arketipin bir arada olduğunu görüyoruz. Ürün, hizmet ve ticaretin ekosistemler içerisinde bu üçlü bir araya getiriliyor. Verdiği e, web sitesinin önemli örnekler Salesforce e, CRM'i ve Microsoft vermiş örnek olarak. Platform olarak da Facebook'u vermiş. Bunlar artık içinde ürünün de olduğu, hizmetin de olduğu, ticaretin de olduğu çok büyük ekosistemler, iş modeli olarak Yine kurgulaması, tutundurması zor olan modellerden bir tanesi ama tutundurunca da gerçekten çok inanılmaz ölçeklere kavuşturabiliyorsunuz. Bu iş modellerini bilmek önemli. Kendi fikrimizin bu iş modelleri açısından nereye oturduğunu tespit etmemiz açısından önemli. Bir de her bir iş modelinin kendine göre bir takım zorlukları, avantajları, dezavantajları var. Bunları anlayabilmemiz için de önemli. Kendi fikrimizin, startup fikrimizin hangi tür arketipe uygun olduğuna bakarak, başarılı örneklere de bakarak bir takım avantajlı kararlar almanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Evet bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcastinde baya ilerledik. Arada bana ulaşanlar oluyor, e-posta gönderenler oluyor. Onlara teşekkürlerimi tekrar iletmek istiyorum buradan, e-posta olarak da teşekkür ediyorum. Tabii ki kendilerine beni çok sevindiren haberler geliyor. Ee, i̇nsanlar merakla takip ediyorlar bu podcast'i. Hatta arkadaşlarına önerenler çok fazla sayıda var podcast'im. Yakın dönemde bir tane e-posta listesi başlattım. Ee, üç tane Şimdiye kadar e-posta gönderdim ee, orada özellikle aramızda bir iletişim kanalı olmasını istediğim için de bu e-posta listesini oluşturdum doğrudan kendi adresimden gidiyor yani cevap yazabiliyorsunuz bu e-posta listesine eğer üye olmadıysanız üye olabilirsiniz inançayar.com web sitesine girince bir 6-7 saniye sonra e, form ulaşıyor e, önünüze çıkıyor bir şekilde form çıkmıyorsa e, kontak formunu doldurarak da beni listeye ekler misin diye sorabilirsiniz ya da gmail.coma yazarak da yine listeye eklenmeyi talep edebilirsiniz ama tabi otomatik forma eklerseniz o bir veri tabanına eklendiği için benim işimi baya bir kolaylaştırıyor e, sizi de o listeye davet etmiş olayım böylece inancayar.com podcast sekmesinden ee, bu podcast'te adı geçen kişilere isimlere ulaşabilirsiniz. Bu arada zaman zaman bir takım teknik aksaklıklar olabiliyor. Bunları bana bildirirseniz çok memnun olurum. Ee, i̇şte iki tane aynı bölüm yüklenmiş olabiliyor. Bölüm başlığı yanlış olabiliyor podcast'in herkese iyi ve güzel bir şekilde ulaşması için sizin de yardımınızı rica ediyorum. Bu tarz teknik aksaklıklarda lütfen benimle iletişime geçin. Ben haberdar olmayabiliyorum çünkü bazen. Yine benim için çok keyifli bir kayıt oldu. Görüşmek üzere.